Evet, selamlar herkese, yeniden birlikteyiz. Bu videoda bildiğiniz gibi artık yıl sonu yaklaşıyor ve devlet katkısı olayının da 2023 yılı içerisinde tekrar ele almamız gerekiyor. Ne demek istiyorum? Bildiğiniz gibi bizim bireysel emeklilik sözleşmelerinde her sene içerisinde, bir yıl içerisinde alabileceğimiz maksimum devlet katkısı bellidir. O rakamın daha üstüne geçemiyoruz bir yıl içerisinde. Ondan fazlasını öderseniz bu bir sonraki yıla devrediliyor. Oradaki hakkınızdan gidiyor. Dolayısıyla 2023 yılında vaziyet nasıldı? Devletin taahhüt ettiği gibi bizim her 100 liralık ödememize, bireysel emeklilik sözleşmelerine 30 lira devlet tarafından ödeniyordu. Burada 2023 yılı içerisinde de maksimum devlet katkısı, yani devletten ekstra alabileceğimiz destek 42.160 lira olarak belirlenmişti. Bu rakamı yakalayabilmemiz için de bizim kendi cebimizden yıl içerisinde, 2023 yılı içerisinde 140.535 lira ödememiz gerekiyordu. Bunu da ne zamana kadar yapmamız lazım? 31 Aralık 2023 tarihine kadar bireysel emeklilik sözleşmelerimize bu rakamı ödersek 140.535 lirayı karşılığında 42.000 liralık bir getiri elde etmiş olacağız. Tabii ki 140 değil de gücümüz ölçüsünde 10.000 lira ödersek de yine %30'luk bir getiri elde etmiş oluyoruz. Ancak ben tavanı zorlamak istiyorum diyenler için artık kritik zamanlar geliyor 2023 yılı içerisinde. Dolayısıyla bu zamanlara girmeden evvel bir erken uyarı mahiyetinde bu videoyu sizlere çekmek, hazırlamak istedim. Şimdi burada ne anlatmaya çalışıyorum? Bakın, garanti emeklilik portföyümde benim şu anda 2023 yılı içerisinde burada ödemelerimi görüyorsunuz. Küçük küçük ödediğim rakamlar. Ve burada 2023 yılı içerisinde benim toplam sadece 12.547 lira ödediğim gözüküyor katkı payı olarak. Dolayısıyla burada 12.547 liradan benim şunu çıkartmam lazım. Yani 140 bin liradan 12 bin lirayı çıkartmam gerekiyor. Kabaca bir hesapla daha 128 bin lira bu sözleşmeye eklemem lazım ki devlet katkısının tavanı olan 42.160 liraya erişmiş olayım. Böylelikle maksimum yararlanmış olacağım. Peki burada dikkat etmemiz gereken nokta ne? Şimdi takvimi önümüze alırsak mevzuata göre biz 31 Aralık 2023 günü, yani o gün gecesi de olur, hiç fark etmez. Takvimler 1 Ocak 2024 olmadan evvel 31 Aralık tarihinde dahi parayı getirip bireysel emeklilik sözleşmeme koyarsam devlet katkısının 2023'lük kısmından yararlanabiliyorum. Yani son günde yatırsam bunda bir sorun yok. Ancak eğer sizler bunu kredi kartından ödüyorsanız o zaman işin rengi değişiyor. Kredi kartınızdan ödüyorsanız bildiğiniz gibi yaklaşık 36 günlük bir blokaj süresi var. Dolayısıyla siz 31 Aralık'ta ben kredi kartımdan ödedim derseniz artık iş işten geçmiş olacak. O devlet katkısı 2024'teki hakkınızdan düşülmüş olacak. Bizim buradaki bütün çabamız burada alacağımız devlet katkısı 2023'teki hakkımızdan düşülsün mantığında esasında maksimum tavandan ödeyip devletten de alabileceğimiz maksimum rakamı almaya çalıştığımız için. Dolayısıyla burada bir 36 günlük bir blokajdan, provizyondan bahsediliyor. Dolayısıyla neredeyse Aralık ayı komple gitmiş olacak ve Kasım'ında aşağı yukarı 24'leri, 25'leri gibi artık son tarihler olacak. Benim burada sizlere tavsiyem, işinizi şansa bırakmamak adına isterseniz şimdi içinde bulunduğumuz Ekim ayında, isterseniz de Kasım ayının ilk birinci haftası ve ikinci haftası kredi kartlarınızdan katkı paylarınızı ödemeniz, çünkü bireysel emeklilik sözleşmesine geçmesi 36 günü bulacak, belki de 40 günü bulacak. Dolayısıyla 2023 yılı içerisinde bizim bu ödemeyi yapabilmemiz için buna ihtiyacımız var. Normal şartlarda kredi kartlarından ben ödeme yapılmasını tavsiye etmiyorum, çünkü blokaj süresi çok uzun ve sisteme para girene kadar fonlar da pahalılaşmış oluyor. Ancak yine de bu şekilde ödüyorsanız buna dikkat etmeniz gerekiyor. Bir ikincisi de bazı bankaların hala duyduğuma göre kampanyaları var. Nedir?
Siz bireysel emeklilik sözleşmesine ödeme yapıyorsunuz. Katkı payı olarak atıyorum 5 bin lira, 10 bin lira bir defada devlet katkısının üst perdesine ulaşmak için. Onlar sizlere hala bu işlemlerinizi 3 taksit, 4 taksit faizsiz taksitlendirebilen kredi kartları var. Özellikle sanıyorum Ziraat Bankası tarafında böyle bir avantaj var. Ziraat'in kredi kartlarında bu konuyla alakalı tecrübesi olan, bilgisi olan arkadaşlar mutlaka videonun altındaki yorum bölümüne aktarsınlar. Bu şekilde kolaylıklar varsa tabii ki kredi kartıyla ödemek çok daha mantıklı olacaktır. Ancak son tarihi kaçırmamanızı ve Kasım'ın en geç ikinci haftasında bu işi bitirmenizi tavsiye ediyorum. Umarım faydalı olmuştur. Lütfen aklınıza takılanları yorum bölümünden bizlere ulaştırmayı unutmayın. Ben bu video için dinlediğiniz için hepinize teşekkür ediyorum. Sağ olun.